Ruhul Beyan Tefsiri İsmail Hakkı Bursevi 74 El Müddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Sure adını ilk ayetindeki El Müddessir kelimesinden almıştır. Müddessir örtüsüne bürünen, sarınan demektir. Hazreti Peygamber'e hitap eden ilk ayet Müzzemmil Suresinden önce nazil olmuştur. Müzzemmil Suresinin 1. ayetindeki açıklamaya bakınız. Sadece Rabbini büyük tanı. Bismillahirrahmanirrahim. Ey bürünüp sarınan Resulüm, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut, kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. O sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için hiç de kolay değildir. Ey bürünüp sarınan Resulüm, bürünüp sarınan diye tercüme edilen müddessir kelimesinin aslı mütedessirdir. Arapçada mütedessir, iç çamaşırı, şiar üzerine giyilen elbiseyi, disarı giyen kişi anlamadır. Şiar ve disar şu hadisi şerifte geçmektedir. Ensar, şiar, iç çamaşırı, diğer insanlar, disar, onun üstüne giyilen elbise gibidirler. Bu ayeti kerimede velayetin insanın iç dünyası ile ilgili olması açısından şiar iç çamaşırı gibi, peygamberliğin ise dış dünyayla ilgili olması bakımından disar dış elbise gibi olduğuna işaret edilmektedir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e insanları uyarı, inzar makamında dış elbise anlamını da içeren desere kökünden türemiş olan müddessir kelimesiyle hitap olmuştur. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine vahyin geldiği ilk anları şöyle aktarmaktadır. Ben Hira Nur Doğan'daydım. Bana ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün diye seslenildi. Sağıma soluma baktım hiçbir şey göremedim. Üzerime baktığımda bir de ne göreyim? Seslenen melek gökle yer arasındaki bir tahta oturmuş duruyor. Korktum ve Hatice'nin yanına döndüm. Beni örtünüz, beni örtünüz, üzerime soğuk su serpiniz dedim. Bunun üzerine Cebrail indi ve ey bürünüp sarınan dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gökten inen melekten korkuya kapıldığı için bütün tüyleri diken diken olup ürperdiği ve vücut titrediği için beni örtün, beni örtün demiştir. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem daha önce görmediği ve henüz aralarında bir kaynaşmanın meydana gelmediği bir şey görmüştü ve bunun bir cin çarpması olduğunu zannetmiş, başına bir şey gelecek diye korkuya kapılmıştı. Şeyh-i Ekber Kudüs Esruh der ki, tedessür yani örtüye bürünme vahyin ardından meydana gelen ve hissedilen serinlikten, soğukluktan dolayıdır. Bu şöyle olur. Melek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize herhangi bir bilgi ya da hükmü getirdiği zaman bunları insanın ruhuna bırakır. İşte bu esnada insana ateş basar. İnsanın yüzünün rengi değişir. Vücuttaki rutubetler harareti örtmek için bedenin yüzeyine çıkarlar. İşte bundan da ter meydana gelir. Ter vücuttan ateşi alıp götürdüğü zaman insanın mizacı sakinleşir ve ateş söner. Gözenekler açılır ve vücut dışarıdan hava alır. Böylece dışarıdan gelen hava vücuda girer ve insanın mizacı serinler. Vücut serinleyip üşüyünce insanı bir titreme alır. Titreyen insanda vücudunu yeniden ısıtmak için giydiği elbiseleri artırır. Bazı alimler bu makamı yukarıda zikredilenin dışında başka bir şekilde ifade ederler. Nitekim Keşfül Esrar'da ayrı bir anlatım olduğu dile getirmektedir. Keşfül Esrar ve Kâşifi tefsirinde gelmiştir ki Cabir bin Abdullah Hazreti Peygamber'den şöyle rivayet etmiştir. Vahyin kesintiye uğradığı fetret zamanında bir yolda giderken ansızın gökyüzünden bir ses işittim. Yukarı baktım ve Hira mağarasında bana gelen meleği gördüm. Yerle gök arasında bir kürsü üzerindeydi. Onun heybetinin güç ve görüntüsünün azametinden beni bir korku sardı. Eve döndüm ve beni örtünüz dedim.
Örtülerle üzerimi örtüler. Ben bu halde düşünürken Hazreti İzzet ey örtüsüne bürünen ayetini vahyetti. Süheyl radıyallahu anh der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk indiği esnadaki korkudan elbisesine bürünmüş bir halde beni örtünüz, beni örtünüz dediğinde Rabbi kendisine ey bürünüp sarınan dedi. Fakat kendisine ey Muhammed, ey filanca demedi. Bunun sebebi Hazreti Peygamber'in Müzzemmil suresinde geçtiği üzere Rabbinden bir yumuşaklık ve letafet hissetmesini sağlamaktı. Ey bürünüp sarınan denmesinin bir başka faydası daha vardır. O da ayetin daha sonra gelen ifadeleriyle başlangıç ifadesinin birbirine benzeşmesi, aynı ses uyumunu vermesidir. Baştaki müddessir kelimesiyle kalk ve uyar ifadesi arasındaki müşakele benzerlik gibidir. Ancak üzerinde iyiden iyiye düşünülür ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz ben çıplak bir uyarıcıyım hadis-i şerifi iyice anlaşılırsa görülebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çıplak bir uyarıcı ifadesiyle kastı ciddi parçalarını sıvamış, herhangi bir işe koyulmuş anlamındadır. Bunun da sebebi vardır. Araplar arasında uyarıcılık yapan kimse eğer bu görevinde ciddiyse ve canla başla çalışıyorsa elbisesini üzerinden çıkarır, bağırarak buna işaret ederdi. Böylece uyarma ve sakındırma işini daha da etkili bir hale getirirdi. Çıplak uyarıcı ifadesinin bir başka hikayesi daha vardır. Arap kabilelerinden birisi düşmana esir düşer, kendisini yakalayanlar elini kesip üstündeki elbiseleri çıkarırlar. Esir düşen bu kişi onların elinden kurtularak kavmine geri döner. Kendilerini bu düşman kavim konusunda uyarmaktadır ama çırılçıplaktır. İşte bu olaydan sonra uyarmada ve korkutmada son derece kendisini yoran ve meşakkat sarf eden kimseye en nezirül uğrayan, çıplak uyarıcı denmeye başlanmıştır. Buraya kadar anlattıklarımızdan sonra üzerinde durduğumuz ayeti kerimeye geri dönecek olursak, ifadenin önünde arkasının birbirine nasıl benzeştiğini artık tespit edebiliriz. Şu halde elbiseye binen kimseye kalk ve uyar denmesi çıplak uyarıcı manasından dolayı olmuş olur ve ifade o anlamın tam karşılığı onunla hem lafız ve hem de mana itibarıyla ilgili olmuş olur. Kalk ve insanları uyar. Yatağından kalk ve bütün insanlara inanmadıklarından Allah'ın azabına karşı uyar. Bütün insanları diye tefsir etmemizin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanlara peygamber olarak gönderilmesinden dolayıdır. Onun davetinin ulaşmadığı, yaptığı uyarının kulaklara varmadığı hiçbir millet yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarıcı olarak gönderilmesinin yanı sıra ayrıca müjdeleyici olarak da gönderilmiş olduğu halde bu ayette yalnız uyarma görevi vurgulanmıştır. Çünkü noktalı ha harfiyle tahliye kötülükleri terk etme, tahliyeden güzel huylarla süslenmekten önce gelir. Ne demek istediğimizi açmak gerekirse insanlar asidiler ve korkutmayı hak etmişlerdi. Onun için ilk etapta korkutmayla karşı karşıya kaldılar. Fakir Bürsevi der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde bulunuyordu. Tam onun baş ucundayken Allah'a yönelmiş murakabe halindeyken birden kalk ve uyar şeklinde bir hitapla karşılaştım. Bu ilahi hitabın çarpıcı şiddetinden büyük bir titreme ve şaşkınlığa kapıldım. Birden bütün vücudumu bir titreme kapladı. Kendimin bu makamda zahiren insanları uyarma göreviyle gönderildiğimi ve bu emri aldığımı zannettim. Çünkü insanların ekserisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda harem-i şerifte edebe aykırı davranışlarda bulunuyorlardı. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz'e yapılan bu edep dışı hareketlere katlanamadığımdan dolayı şiddetli bir ağlama krizine kapıldım. Bunun üzerine bana işte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Muhammed 23. ayeti kerimesi meali denildi. Sonra Allah'tan gelen bir ilham sayesinde anladım ki ben sadece kendi nefsimi elçeyim ve kendi nefsimi tezkiye etmeye, nefsimin güçlerini ıslah etmeye memurum ve bu konuda Allah bana yardım edecektir. Sadece Rabbini büyük tanı.
Yani yüceltmeyi sadece Rabbine yap. Yüceltmek, Allahu Teala'ya inanç, söz, yücelikle nitelemek, puta tapanların ve öteki zalimlerin söylediklerinden Allah'ı tenzih etmek demektir. Rivayet olunduğuna göre bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Ekber der, ardından eşi Hazreti Hatice de Allahu Ekber der ve ferahlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelenin bir vahiy olduğunu kesin biçimde anlar. Çünkü şeytan Allah'ı uğurlama tekbiri emretmez. Rabbini yücelt emri içerisine namazların tekbirleri de peygamberliğin ilk dönemlerinde namaz farz olmamakla birlikte namaz tekbirleri dahildir. Çünkü namaz bir takım duruşlardan ve vücut hareketlerinden ibarettir. Bütün bunlar bir kayıtlama, belli bir mekanda yer alma demektir. Oysa Allah bütün belli bir mekanda yer tutmadan münezzehtir. Şu halde namazdaki bütün konum ve durumlar için tekbir getirmek gerekli olmuştur. Çünkü sahih hadiste ifade olunduğu üzere Allah'ın zatı namazda kulun vecihi yüzüyle karşı karşıya bulunur. Çünkü sahih hadiste ifade olunduğu üzere Allah'ın zatı namazda kulun vecihi yüzüyle karşı karşıya bulunur. Fekebbir, Rabbini yücelt ayetinin başındaki fa ifadenin taşımış olduğu şart manası itibariyledir. Burada sanki şöyle deniyor: hangi şey meydana gelirse gelsin sen Allah'ı yüceltmeyi, onu tazimle vasıflamayı bırakma. Ya da ikinci ayetteki kalk emrinden maksadın Hazreti Peygamber'in Rabbini yüceltmesi ve şirkten tenzih etmesi olduğuna delalet etmek için getirilmiş olabilir. Çünkü bilinmesi gereken ilk şey yaratıcıyı tanımak, sonra onu zatına layık olmayan şeylerden tenzih etmektir. Bu açıklama göz önüne alındığında fa yukarıda söylediğimiz gibi cezaiye değil takibiye olmuş olur. Bilmek gerekir ki Allah'ın ululuk ve yüceliği kendi zatıyla kaimdir ve kendisine bağlıdır. Yoksa bir başkasının yüceltmesine bağlı değildir. Allahu Teala başkasının sonradan yüceltmesiyle yüceltmekten çok büyüktür. Yücelmekten çok büyüktür. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç gecesi şöyle demiştir: ben seni hakkıyla layık olduğun gibi övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin. Şu halde kendi zatını yücelten, öven Allah'ın bizatihi kendisidir. Onun övgüsü ezelden ebede kadar kadimdir, ezelidir. Elbiseni tertemiz tut. Yani elbiseni temiz olmayan şeylerden muhafazayla, necis olan şeylerden koruyarak temiz tut ve kirlendiğinde temiz suyla yıka. Çünkü temiz olan bir müminin ister namazda ister namaz dışında pis bir nesneyi üzerinde taşıması çirkindir. Bir de elbiseni kısaltmak suretiyle yine temiz tut. Çünkü elbisenin uzun olması halinde etekleri yollardaki pislikler üzerine sürünür. Bu son manaya göre temizlemek kinaye yoluyla kısaltmak anlamına kullanılmış olur. Çünkü elbiseyi temiz tutmak onun kısa tutulmasını gerektirir. Elbisenin kısa tutulması demek onu baldırların yarısına kadar ya da topuklara kadar uzatmak demektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giymiş olduğu izarın uzunluğunu topuğuna kadar indiriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha aşağısına uzatanları cehennem ateşiyle tehdit etmiştir. Hazreti Ali Mürteza radıyallahu anh'a elbiseni kısalt buyurmuştur. Elbiseyi kısaltmak daha koruyucu, daha temiz ve daha kalıcıdır. Bu emir Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kötü adetleri terk etmekle ilgili vermiş olduğu ilk emirdir. Çünkü müşrikler elbiselerini necasetlerden korumazlardı. Bu sözde iç temizliğinden dışın temizlenmesine geçiş vardır. Çünkü genelde içini temiz tutan kişi pisliklerden kaçınır ve her şeyde temizliği tercih eder. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur ve cennete ancak temiz olanlar gireceklerdir. Allah temiz olan kulunu sever. Bir hadis-i şerifte şöyle denir: kabı kacağı yıkamak, avluyu temiz tutmak zenginliğe sebeptir. Bir başka merfu hadiste şöyle buyurulur: ağızlarınızı temizleyin çünkü oralar Kur'an'ın yollarıdır. Ragıp İsfahani şöyle der:
Temizlik iki çeşittir. Vücut temizliği, ruh temizliği. Temizlikle ilgili tüm ayetler bu iki tür temizlikle açıklanmalıdır. Elbiseni temiz tut ayetinin anlamının ruhunu ayıplardan uzak kıl veya kamusun işaret ettiği üzere kalbini temiz tut ya da ahlakını güzel kıl şeklinde tefsir edenler olmuştur. Hasan'ın tefsiri de ahlakını güzel kıl şeklindedir. Bir haberde şöyle denir. Kafirlere karşı bile ilişki içinde olsan ahlakını güzel kıl. Böylece iyilerin safına girmiş, orada yer almış olursun. Elbiseni temiz tut. Ayetine El-Kavâşî tefsirinde işaret olduğu üzere amelini güzel kıl şeklinde mana verenler olmuştur. Yine bu anlama gelmek üzere bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kişi içinde ölmüş olduğu iki elbisesiyle mahşere gelir. Yani kişi kötü ve iyi amel elbiseleriyle mahşere gelir. Nitekim Aynül Mani isimli eserde şöyle söylenmektedir. İfadenin devamında şöyle denir. Kişi elbisesi içinde yeniden dirilir. Bu kamusun da işaret ettiği üzere amelleriyle birlikte dirileceği anlamına gelmektedir. Elbiseni temiz tut ayetine aile fertlerini kendilerine öğüt vererek ve onları güzel terbiyeyle terbiye ederek hata ve günahlardan uzak kıl, temizle şeklinde tefsir edenler olmuştur. Araplar kişinin aile fertlerine elbise anlamına gelen seb ve libas ismini verirler. Nitekim bu anlama gelmek üzere Allah karı kocaya elbise kelimesiyle anlatıp şöyle buyurur. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. El-Bakara 187. ayet-i kerime buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh tefsir etmekte olduğumuz bu elbiseni temiz tut ayet-i kerimesini şöyle tefsir eder. Elbiseni günah ve hiyanet üzere giyme. Onu iyi ve temiz olduğun halde giy. Nitekim Fethur Rahman da bu şekilde kayıtlıdır. Şairin biri aynı anlama gelmek üzere şöyle der. Hamdolsun ne giydim elbisesini bir günahkarın, ne işledim ihanet şimdi yüzümü kapayayım. Yukarıdaki beytte günahkar ve hain kelimelerinin geçmesi bir sebebe bağlıdır, o da şudur. İhanet edenle günah işleyen kimseye kirli elbiseli sözünde doğru olan ile ahde vefa gösterenlere temiz elbiseli denilirdi. Nefahat'te Şeyh Ebul Hasan Şazeli'den şöyle nakledilmektedir. Hazreti Peygamber'i rüyada gördüm. Bana ey Ali, elbiseni pislikten temizle ki her nefeste Allah-u Teala'nın yardım ve teyidinden faydalanabilesin dedi. Ya Resulallah, elbisem hangisidir diye sordum. Buyurdu ki Allah sana 5 hilat giydirmiştir. Allah sana 5 hilat giydirmiştir. Bunlar muhabbet, marifet, tevhid, iman ve İslam hilatleridir. Allah-u Teala'yı seven kimseye her şey kolay olur. Allah-u Teala'yı tanıyıp anlayanın gözüne her şey değersiz görünür. Allah-u Teala'nın birliğine inanan kimse ona hiçbir şeyi ortak koşmaz. Allah'a iman eden kimse her şeyden emin olur. İslam'la nitelenen kimse Allah'a isyan etmez. Eğer isyan etse istiğfar eder, özür diler. Özür dilerse Allah'ın fazlı ve ihsanıyla özrü kabul edilir. Sonra şeyh buyurdu ki bütün bunlardan Allah'ın elbisenin temizle buyrunun manasını anladım. Ruhani sıfattan bir elbiseyi sana Allah'ın lütfu giydirdi. Elbiseni pislikten, gazap ve şehvetten uzak tut ki böylece temizliğinle meşhur olasın. Kötü şeyleri terk et. Ayette yer alan ruc putlar demektir. Terk et anlamına gelen hecr kelimesi Müzzemmil suresinde açıklanmıştı. Buna göre ayeti kerimenin manası şöyle olur. Sen putları tapmayı terk et. Sen putlara tapmayı terk et ve onlara yaklaşma. Nitekim Hazreti İbrahim aleyhisselam Kur'an'ın diliyle şöyle dua ediyordu. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Bazılarına göre ruc azap anlamındadır. Buna göre ayetin manası azaba götüren günahları terkte sebat etmek suretiyle azaptan uzak dur ve onu terk et. Azaba götüren günahlara ruc denilmesi
sonuca sebebin isim olarak verilmesi kabiliğindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü şeyleri terk et şeklinde emir verilmesinden maksat bu uzaklaşma ve terk etme fiiline devam etmek demektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten putlara tapmaktan ve benzeri kötülükleri işlemekten uzaktı. 6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Bir başka ifadeyle verirken bunu çok görerek verme. Ya da daha çoğunu talep ederek verme. Bu son anlamda ayet istihzarı yasaklamış olmaktadır. İstihzar insanın birine karşılığında daha çoğunu verir ümidiyle bir şeyi bağışlamasıdır. Bu hareket caizdir. Bu anlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istihzar yapan yaptığı bağıştan sevaba erer buyurmuşlardır. Yani bunu yapan kimse hibesinin karşılığına erer denmiş olmaktadır. Bu kelimenin kökü olan gazara çokluk anlamanadır. Ayetteki yasaklama ve haramlık da ayetteki yasaklama ya haramlık ya da tenzih ifade eder. Haram olma durumu olduğu takdirde bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahsustur. Çünkü Hazreti Peygamber'in güzel ahlak hususunda makamın ulviyetini koruması gerekir. Bundan dolayı zekat Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine helal olurken şerefinden dolayı kendisine ve aile fertlerine helal kılınmamıştır. Tenzih hükmüne gelince bu takdirde ayetteki yasaklık herkese yönelik olur. Yani hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hem de onun ümmetine yasaklık getirilmiş olur. Bazı alimlere göre ayetteki la temnun kelimesi verdiğini çok görmek anlamına değil de başa kalkmak anlamına gelen minnet kökünden türemiştir. Başa kalkmak yapılan iyiliği yıkıp yerle bir eder. Özellikle kişi yaptığı amelle Allah'a karşı başa kalkma fiilinde bulunup amelini çok görürse amellerinin tümü boşa gider. Çünkü amel Allah'tan kula karşı bir minnettir, ihsandır. Nitekim Allah şöyle buyur: sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Bir kimse ömrü boyunca ibadet ederek Allah'a şükretse sayılamayacak kadar vermiş olduğu çeşitli nimetler bir yana sadece yaratılış nimetinin şükrünü eda edemez. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Rabbin için sabret. Yani Rabbinin hükmüne sabret. Müşriklerin eziyetlerinden elem duyma. Çünkü tebliğe memur olan kimsenin insanların eziyetlerinden uzak kalması mümkün değildir. Fakat sabırla acı olan şey tatlıya dönüşür. Sıkıntılara katlanıp çaba göstermek insana zevk verir. Tahammül insana önce zehir gibi görünür. Fakat tabiatta yerleşince bal olur. Marifet ehli ariflerden biri şöyle der: günah işlemeye karşı sabır, Allah'ın hükmüne ve musibetlere karşı sabır mertebelerin tümünde sabrını acaba başkaları ne der düşüncesinden soyutla uzak kıl. Nitekim Allah sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır buyurmaktadır. Kaşan-ı Sure'nin başından buraya kadar olan ayetleri şöyle tefsir eder: ey beden elbisesine bürünen ve onun suretiyle perdelenen, bulunduğun durumdan ve tabiatın işleriyle uğraşmaktan kalk ve gaflet uykusundan uyan. Kendisine gel, uyar. Yani nefsini, kuvvetlerini, senin dışındaki herkesi büyük bir azaptan uyar. Sadece Rabbini yücelt. Eğer herhangi bir şeyi yüceltip değerini tazim edecek olursan Rabbini tazim et. Sadece onu yücelt. Senin gözünde Rabbinden başka hiç kimse büyük olmasın. Rabbinin dışındaki her şey kalbinde Rabbinin kibriyasını müşahede ettiği için küçülsün. Elbiseni temiz tut. Batınını, içini kötü huylardan, çirkin fiil ve kötü alışkanlıklardan, azaba götüren heyulani kirlerden temizle. Kötü şeyleri terk et. Yani batınını maddi levahikten, fasık ve cismani biçimlerden, zulmani ve heyulani karaltılardan uzak kıl. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Bütün bunlardan soyutlanırken malı bir bedel beklentisiyle ve çok sevap alma ümidiyle verme. Çünkü bu nimeti vereni bir tarafa bırakarak nimette perdelenmedir ve çok büyük bir kusurdur. Tam tersine sırf Allah rızası için ver. Rabbin için sabret. Yaptıklarını başka hiçbir şey uğruna değil.
sadece onun faziletini elde etmek üzere sabrederek yap. O sura üfürüldüğü zaman var ya, o sura üfürüldüğü zaman ayette yer alan nakur üflenilen şey demektir. Bundan maksat surdur. Sur, İsrafil aleyhisselamın kendisine iki kez üfleyecek olduğu boynuz biçimindeki bir nesnedir. Buna ilk üflendiğinde her canlı ölecek, ikinci üflendiğinde bütün canlılar dirilecektir. Kelimenin kökü olan nakr, ses çıkarmak anlamındadır ve asıl sesin çıkmasına sebep olan vurma anlamını ifade eder. Bir başka ifadeyle bir çeşit vurma sonucunda kendisinden ses çıkacaktır. Burada o vurmadan maksat üfürmedir. Çünkü üfürme boğazdan çıkan havaya bir çeşit vurma işlemidir. Buna göre ayetin manası sura üfürüldüğü zaman demek olur. Ayetin başındaki fa sebebiye sebep bildiren fa'dır. Bir başka deyişle fa harfinden sonrası yani sura üfürülme fa harfinden öncesine sebep teşkil etmektedir. Ama bunun aksi mümkün değildir. Şu halde fa sebep bildiren lam manasındadır. Burada adeta şöyle denmiş olmaktadır. Ey Muhammed, sen onların aralarında bulunurken onların verecek oldukları eziyetlerine sabret. Çünkü onların önlerinde korkunç bir gün var. Onlar o gün eziyetlerinin, sen de buna sabrının karşılığını göreceksin. İşte o gün zorlu bir gündür. Bunun anlamı iş kafirlere azap ve kötü hesap açısından zor gelir. O gün böylesine zor bir gündür. Bu ifade sura üfürülme gününe işaret etmektedir. Bu günün böylesine zor bir gün olduğuna, kafirler içinde pek çetin bir gündür o ayeti kerimesi de işaret etmektedir. Burada sanki şöyle denmiş olmaktadır. O sura üfürülme günü kafirler için zor bir gündür. Kafirler için işte kolay değildir. Ayette yer alan kolay değildir anlamına gelen gayru yesir ifadesi o günün zor bir gün olacağını pekiştirip ve güçlendirmektedir. Eğer bu son ifade kullanılmış olmasaydı o günün zorluğu belki bir yönden zor olmakla birlikte bir başka yönden zor olmayacağı ihtimalini ifade etmiş olurdu. Şimdi bu pekiştirme getirilince o günün kafirlere hiçbir yönden kolay olmayacağı ifade edilmiş olmaktadır. Bu ifade aynı zamanda bu günün müminlere kolay olacağına da işaret etmektedir. Burada kastedilen gün bütün herkesin yeniden canlanacak olduğu sura ikinci üfürüş günüdür. Çünkü bütün kafirlere zorluğu söz konusu olan bu ikinci üfürüştür. Sura birinci üfürüldüğü esnada canlı olan herkes içindir. Rivayetlerde yer aldığına göre surda bütün ruhların sayısı kadar delik vardır ve ruhlar sura ikinci kez üfürülme esnasında bu deliklerde toplanacaklar ve tam üfürülme gerçekleştiğinde her bir delikten bir ruh çıkıp ait olduğu ve alındığı cesedine geri dönecektir. Böylece o ceset Allah'ın izniyle canlanacaktır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Nasıl rahat olayım ki? Sura üfürecek melek, suru ağzını almış, üfürülmesi için ne zaman emir verilecek diye bekliyor. Kendisine o gün biz nasıl davranacağız, ne yapacağız diye sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hasbunallah ve nimel vekil, bize Allah yeter, o ne güzel vekildir deyiniz cevabını vermiştir. Kaşani bu ayeti kerimeyi şöyle anlıyor. Sura üfürüldüğü zaman yani dirilmiş olan bedene üfürülür ve kişiyi azaba götürecek ve cehenneme sürükleyecek kötü heyetler, biçimler ya da sevap kazandıracak ve kurtuluşa erdirecek güzel suretler ortaya nakşedilir. Bugünün mahcuplara, mahrumlara zor bir gün olacağı hiç kimsenin gizlisi saklısı değildir. Her ne kadar o günün mahcuplar dışındakilere kolay bir gün olacağı gizli olsa da Allah ancak keşif ve iyan ehli olup tahkik derecesine ermiş olanlara bu da gizli ve saklı değildir. Sadakallahu alazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha ve selavat.